bugün genel basının içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. Otosansür var. Büyük basın kurumları el değiştirmiş. Doğruları yazmaktan tereddüt içinde olan ve halkın özlemlerini yansıtmak konusunda her an risklerle karşı karşıya kalan bir basın gücü var Türkiye'de. Mersin'imizde de yine bizim gördüğümüz kadarıyla basının denetici gücünü her zaman reddetmeye hazır ve bunu kesinlikle kabul etmeyen bir anlayışın şu anda yönetimde olduğunu biliyor ve görüyoruz. Sizlerin soru hakkı var, sizlerin öğrenme hakkı var ve bu konuda hepinizin öğrenme ve bilgilenme, benden soru sorarak bazı gerçekleri bildiğim kadarıyla duyma hakkınızı baştan kabul ediyorum. Ve Mersin'de hepinizin bildiği gibi önümüzdeki yerel seçimde inşallah bunu il merkezimizde birlikte çok geniş bir katılımla ileride büyükşehir belediyeleri konusundaki açıklamaları yaparken daha etkili, daha geniş bir çerçevede tartışmak düşüncesinde olduğumu ve şimdi burada birbirimizi tanımak, birbirimizin belki geçmişten gelen önyargılarla şu anda hangi konumda olduğumuzu biraz daha derinlemesine öğrenmek konusunda bu zamanı paylaşmanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü ben bir yerel yöneticinin her şeyden evvel basınla eline boyuna derinlemesine birbirlerini tanıyarak yola çıkmasının ve bunu aynı zamanda bir vaat olarak ileride göreve geldiği zaman bugünün hep birlikte hatırlanması gereken bir gün olduğunu anımsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için bugün verilen sözlerin, vaatlerin yarın da aynen tutulacağını hep birlikte anık olmanız için bugün burada, bu toplantıda beraber. En başarılması ve bundan tatmin duyulması açısından en büyük faydadır, en büyük yarardır. Bir mühendis gider bir inşaat yapar, bunun tatminini yaşar. Bir basın mensubu bir yerde bir sorun getir ve o sorun orada çözüldüğü zaman o basın mensubu bunun mutluluğunu, onurunu ve kıvancını yaşar. Hiç unutmuyorum, yıllarca önce bakanlık döneminde bir gazetede, yerel gazetede iki satır küçük bir yazı. Ziyaret Dağı taş ocağı tarafından paramparça ediliyor. Parti içindeki sıkıntılardan sonra benim değerlendirmem ve düşüncem bizim bir an evvel fazla gecikmeden adayımızı belirleyip açıklayıp ve yola çıkmamız en önemli başlangıç olur diye düşünüyorum. Yani biz kendi içimizde bir yarıştan ziyade kendimizin dışındaki olan partilerle yarıştığımızın bilinci içerisinde hareket ettiğimiz zaman kaybettiğimizde sadece kendimizi bütün Mersin'in kaybetmiş olduğunu geçmişte yaşadığımız gibi düşündüğümüz zaman ben genel merkezin alacağı ön seçim veya merkez yoklaması kararının bizde büyük bir tepki veya büyük bir sarsıntı yaratacağı inancını taşımıyor. Bu benim açımdan da geçerli. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Herkes alınmış olan bir karara uyup hep birlikte yola çıktığı takdirde zaten sorun çözülmüş demektir. Eğer
biz seçip belli aşamalara kadar yükselttiğimiz genel merkezimizin bu konudaki kararına saygı duyarsak, çünkü oraya onları getiren de gene bizleriz sonuç itibariyle, bu anlayış içerisinde bir beraberlikle biz yolumuza devam edebiliriz.